Başkan öncelikle hayırlı uğurlu olsun, oyunuzu kullandınız. Evet. Şehit Ahmet Uzun Ortaokulu'nda. Seçim süreciyle alakalı, oy kullanma süreciyle alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle Yalova'mıza, ardından ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Umarım kazasız, belasız bir tek vatandaşımızın bile burnunun kanamadığı, en ufak bir sürtüşmenin bile olmadığı dostça, kardeşçe bir seçim sürecini atlatırız hep birlikte. Seçim süreci çünkü böyle gerçekleşti. Gerçekten tüm siyasi partilerimiz birbirlerine olağanca saygılı, birbirlerinin hak ve hukuklarına riayet ederek bir seçim süreci gerçekleştirdiler. Ne yazık ki düne kadardı. Tabii dün yasal süre olan akşam saat 6 itibariyle tüm siyasi partilerin reklam afişlerini, brandalarını, bayraklarını kaldırması gerekiyordu. Ne yazık ki gücü elinde bulunduranlar son ana kadar afişlerini, bayraklarını indirmediler. Biz bununla ilgili defalarca gerek emniyetimize, gerek ilgili birimlere bilgi verdik. Ancak son noktaya kadar bu haklar riayet edildi. Umarım seçim sonuçlarına bu haksızlık, bu hukuksuz, bu yasa tanımaz tavırlar yansımaz. Vatandaşımızın biz en doğru şekilde karar vereceğini, bu tip manipülasyonlara gelmeyecek ve Türkiye'de demokrasinin gelişmesi, kalkınması adına, Yalova'mızın çok daha güzel bir şekilde yönetilmesi adına en güzel karar vereceklerine olan şüphemiz yok, hiçbir şüphe yok. Vatandaşımıza olan güvenimiz tamdır. Yalova'mıza başta, Yalova'mızın ilçelerine, ayrıca tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Başkanım, gününüzü nasıl geçireceksiniz? Ne planladınız? Bundan sonra ne yapacaksınız? Bundan sonra tabii sandıklarda görevli arkadaşlarımız var. Okullarımızı yerlerinde ziyaret edeceğiz. Okul bahçelerinde bir durum değerlendirmesini çok yapabiliriz. Çok da fazla müdahil olmadan. Çünkü sonuçta bizler birer adayız. Bu adaylık süreci içerisinde de olabildiğince biz vatandaşımızın fikrine saygılı olmak adına çok da fazla bu sürecin içerisine dahil olma taraftarı değiliz. Sorun olabilecek noktalar eğer karşımıza çıkarsa belki o noktada bir sorunu çözmek adına dahil olabiliriz. Onun ötesinde arkadaşlarımızdan gelen bilgileri değerlendirecek olan seçim koordinasyon merkezimizin bünyesinde çalışmamız devam edecek. Ekstrem bir durum söz konusu değil. Peki oylama işlemini, seçim sonuçlarını nereden takip edeceksiniz? İl başkanlığında mı olacaksınız? İl başkanlığında olacağız. Genel merkezimizle birlikte bir koordinasyonumuz var. Seçim koordinasyon merkezimizden tüm seçim sonuçlarını takip edeceğiz. Çıkan sonuca göre de bir değerlendirmemiz ayrıca daha sonra basın yoluyla kamuoyuna olacaktır. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biz de seçimden teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu vesileyle tüm medya camiamıza, basın yayın ekibimize, seçim sürecini bizlerle birlikte takip eden sizlerle basın mensuplarımıza gönülden teşekkür ederim. Sizler de bizim gibi Yalova'nın her noktasına, her köşesine ulaşmaya çalıştınız. Her haberi atlamadan okuyucumuza, vatandaşımıza iletmeye çalıştınız. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız.